birisi rica edeyim. Merhabalar arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra hoş safa geldiniz. Araya sömestr tatili girdi ve bir ayda Ramazan girecek. Dolayısıyla bu aslında bayramdan, Ramazan'dan önceki son dersimiz. Bayramdan sonra tekrar buluşmak üzere diyorum. Bugün bir farklılık yapacağız, bir değişiklik yapacağız. Ve bugün bir şair, bir divan şairiyle ele alacağız. Kendisini ben çok severim. Ve kendisi aslında şöhretiyle mütenasip olarak fazla bilinmez. Yani çok iyi bilinir ama tam olarak tarihimizde, tefekkürümüzde, düşüncemizde, kültürümüzde ya da işte o dönemin dünyasında nereye denk düştüğü tam olarak bilinmediğini gördüm. Üzerine yaptığım araştırmalar sonucunda ölümünü rica edeceğim. Unuttum çünkü 60 sene falan yaşıyor. 1575'te Erzurum Pasinler'de doğuyor. Onu da tahmin ediyoruz. 1575 ölümünü yani 60-65 sene gibi bir ömrü olduğunu düşünüyoruz. 1635'te ölüyor değil mi? 1635. Dolayısıyla genç. Yani eceliyle ölmüyor biliyorsunuz yani. Aslan yatağında ölmez diyelim o zaman. Onu kurtarmak için. Şimdi Pasinler'de doğuyor. Kendisi özbeöz Erzurumlu. Bir sancaktar ailenin çocuğu. Evet, sancaktar bir babanın, dedenin ve babanın çocuğu. Pasinler, bugünkü adı ne Pasinler'in? Hasankale, değil mi? Hasankale yani aslında şeyden beri, 93 Harbi'nden beri oranın adı neredeyse Hasankale. Şeyi sebebiyle, tam bir Serhat kazası. Önemli bir kültür merkezi. Babası da kendisi gibi ulemadan ve şair birisi. Şimdi nefi kimdir aslında? Nefi nedir? Nefi arkadaşlar şöyle düşünün. Medya deyin. Bugün bir büyük bir medya grubu deyin. Hadi Türkiye'den demeyelim, dünyadan diyelim. CNBC diyelim. O tek başına bir CNBC'dir aslında. O tek başına büyük bir gazetedir aslında. O tek başına odur. Çünkü o şiiriyle bir sadrazamı indirebildiği gibi öbür sadrazamı da getirebilecek kudrette. Yani medya gücü. Nedir bu? Neyi oluşturuyor? Neye yarıyor? Kamuoyu oluşturuyor. Kamuoyu. Yani bunun adı ne? Efkarı. Evet. Efkarı umumiye. Nefi Türkiye'de bana sorarsanız edebiyat bölümlerinin şeyinde kalmıştır. Ne derler? Kapsamında kalmıştır. Bana sorarsanız Nefi iletişim fakültelerinde okutulması gereken bir portredir. Yani ne yapmaktadır? Bu efkar-ı umumiyeyi nasıl oluşturmaktadır? Nasıl bozmaktadır? Manipüle etmektedir? Nasıl bozmaktadır? Nefi siyaset biliminde okutulmaktadır, okutulmalıdır. Devletin gidişatını nasıl eleştiriyor? Bana sorarsanız Nefi münekkit, kritik, tenkit tarihimizi onunla başlatmalıyız. Tenkit. Hiç olmayan tenkitten bahsediyorum. Şu an Türkiye'de hiç olmayan tenkit müessesinden bahsediyorum. Ahmet Haşim bize göre, biliyorsunuz bize göre eserini. Orada diyor ki insanı hayvandan ayıran tek özelliği şudur. Tenkit. Bütün mahlukattan insanı ayıran vasıflardan en önemlisi tenkit. İnsan, insanı da kendisini de tenkit edebiliyor. Şimdi tabii bu büyük bir zeka ve bu adamda ne var? Bu adamda bir defa mizah var. Mizah bir sözün geçmesi için gerekli bir şey. Ben şimdi burada size ders anlatıyorum. Ben eğer arada espri yapmasam en akıllınız, en meraklınız bile uyur. Uyur. İnsandan sözün insandan insana geçmesinde esas şey tenkit de mizah. Başka ne var? Kötülüğü görmek ve anlamak için vicdan, değil mi? Başka?
zeka, şecaat, cesaret. Çünkü bu adam kalemini kılıç gibi kullanabilen bir adam. Ve Hicviye geleneğinin neredeyse başlatıcısı. Yani Hicviye geleneği yok mu? Elbette var. Yani hiciv şeyi bir defa kendisi bir nez şairi aslında, kaside şairi. Kaside yazıyor. Kaside nereden geliyor? Kaside cahiliye dönemi Araplarda var, değil mi? Oradan geliyor. Hiciv de var orada. Kaside iki bölümden oluşur. Ben size şimdi şeyle boğmayacağım, merak etmeyin. Edebiyat sanatlarıyla. Nefi hakkında yapılan bütün çalışmalara bakayım dedim. Hep edebiyatçılar yapmış. İletişimciler, sosyologlar, siyaset bilimciler. Zaten onlara tarih yasak. Onlar o cepheye geçemiyorlar. Cız. Cız. Edebiyatçılar. Yani kimseyi küçümsemek için demiyorum ama hiçbir bölümü kazanamayan adamlar Türk Dili Edebiyatı bölümlerine gidiyorlar. Bari bir öğretmen olsun. Hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi küçümsemek için demiyorum. Layıkıyla yapanlar muhakkak var. Dolayısıyla edebiyat bölümlerine bırakılamayacak kadar tarihin çok önemli bir portresi Nefi. Şimdi bu bir kaside gelir. Bu kasidede iki tane bölüm var. Birisi Fahriye. Nedir bu? Övmek. Kendini ve kabilesini övüyor. Cahiliye dönemi şairi. Sonra neye geçiyor? Hicve geçiyor. Kimi hicve diyor? Karşı kabileyi. Değil mi? Ve burada ne başlıyor? Karşı kabileye geçti. Mizah başlıyor. Mizahla eleştiriyor. Gülünç duruma düşürüyor. Gülünç duruma düşürüyor. Yani biz bugün Arapça ya da Osmanlıca gülünç. Ne demek? Ridiculous İngilizcesi değil mi? Humorous değil, ridiculous. Yani Nefi kendisi humorous, adamları düşürdüğü durum ridiculous. Tamam mı? Yani kendisi komik ama öbürü gülünç. Tek gülünç kelimesi olabilir mi? Bunun başka bir sürü şeyi olabilir. Komik, o da değil. Komik değil. Komik, birine dediğinde funny der sana. Birine dersin ki sen çok funny'sin yani. You are very funny. Do you mean humorous or ridiculous der size. Yani gülüş mü diyorsun? Mizah mı diyorsun yani? Komik mi diyorsun ya? Hangisi? İkisi farklı şeyler. Komik mi, gülüş mü? Çok funny, farklı şeyler. Funny, evet funny de. Gülüş de funny. Şimdi ayrım için bizde komik. Bu bunu karşılamıyor. Ve mizah olmadığı zaman iletişim olmuyor. Mizah olmadığı zaman hayatın tadı olmuyor. Tabii. Güleceğiz tabii. Yani güleceğiz tabii. Mesela Kabaklı bir şeyde, Ahmet Kabaklı evet, Cemil Meriç üzerine bir konferans yapılmış. Bizim tanıştığımız konferans değil, başka bir konferans. Oradaki konuşmasında şöyle diyor. Cemil Meriç hocası Kabaklı'nın Elazığ Lisesi'nde, Fransızca hocası. Mizahı mollalığa kurban vermezdi diyor Cemil Meriç için. Yani ağır otur molla desinler, mizah varsa bütün mollalığı yerle yeksan ediyor. Çünkü mizah olmadan olmuyor. Kimse kimseyi dinlemiyor. Şimdi bu Nefi nasıl bir adam? Bu medrese eğitimi almış Erzurum'da, orada yaşamış. Ve ne zaman İstanbul'a geldiğini bilmiyoruz ama bir şansı oluyor Erzurum'da Nefi'nin. Geçen haftalar üzerinde durduğumuz Gelibolulu Mustafa Ali. Gelibolulu Mustafa Ali Efendi Erzurum defterdarıyken tanışıyorlar. Ve orada ama bizimkisi yazıyor tabii yani. Böyle birisi durmaz ki zaten. O 3 yaşında, 5 yaşında kim bilir neler yapıyordu yani. Hani sinek olup onun köyüne gidip de Nefi'yi takip etseniz acaba kim bilir nasıl bir çocukluğu vardı yani. Nasıl şenlikli bir çocukluğu vardı. Boş duruyor olamaz. Şiir yazıyor ve mahlası var. Mahlası ne? Mustafa Ali'ye kadar, Gelibolulu'ya kadar. Şimdi adamın mahlası bir daha niyeti bozmuş. Bakın niyeti bozduğunun delilini göstereceğiz size şimdi. Adamın mahlası Dari. Ne demek Dari? Zararlı. Niyeti bozmuş yani. Tehlikeli olacağım diyor yani.
Ben diyor hani şey kimdi o? Çok erken yaşta ölüyor bir Rus yazar. Genç ölüyor. Pushkin değil, çok genç ölüyor bu ama geç. Lermontov. Ne diyor? Yeter bal börek yediniz diyor. Kötü yazıyor, eleştiri. Biraz da diyor, acı yiyin diyor. Mideniz bozuldu diyor bal börek yemekten, tatlı yemekten diyor. Ben gerçekleri söylemeye geldim diyor. Lermontov. Teşekkür ederim Mürşidi. Vallahi hatırlamayacaktım, rezil olacaktım. Zarri. Zarri. Zararlı. Tehlikeli olmak lazım diyor. Yani rahat vermeyeceğim diyor. Rahat vermeyeceğim diyor. Ben bir düşünürüm, ben bir şairim ve size rahat vermeyeceğim. Gelibolu Mustafa Ali tabii o zaman defterdar. Onun işine gelmez tabii Darri'yi. Ne yapmış onun adını? Nefi, yani faydalı. Opozitof, Darri. Evet, Mehmet Kara Hocam öyle kediyle olan aşkınıza dersimi şey yapamazsınız. Vayolayı edemezsiniz yani. Yok öyle, öyle dönüp herkes bakıyor falan yani. Evet efendim. Yalnız hocam siz bu Türk Dil Edebiyatı Siyaset Bilimi deyince aklıma geldi. 90'larda biz bu işte Althusser'den Şerif Mardin'e falan işte Cahil Cesaretiyle okurken bu Cuma hutbeleri ve resmi ideoloji ilişkisi üzerine bir şey anlattığımızda siyaset bilimci arkadaşlar, felsefeci arkadaşlar bize şey baktılar. Lüzumsuz konuşuyorsunuz, boş konuşuyorsunuz gibi baktılar, evet. Oysa sonra şunu şey yapıyoruz, mesela siz şimdi nefi kamuoyu oluşturucu deyince Müslüman dünyada resmi ideolojinin birinci dereceden yayıcısı şeydir, hutbeler. Hani hutbeler oradan resmi ideolojinin dışına çıkabildiği ölçüde şeydir. Hayır, siyasi iktidarın zaten bir yerde sovereignty yani hükümranlığının nesidir? Delilidir. Tabii yani orada öyle göklere bayrak çekmek falan onlar iktidarın çirkin tezahürleri. Göndere bayrak çekmek. Aynen. Hutbe okunur, sikke kesilir. Bu. Yani şey yok. Ne derler? Göstere göstere iktidarını camide hutbe okunur. Çok mühim bir siyasi meşruiyet enstrümanıdır. Ha davul tabii o toy yani bravo tebrik ediyorum. Toy. Çok da güzel bir kısım da. Hani şey şu sıkıntı şurada. Bu bizim geçmişle ilişki kurmak için derimiz olacak. Gerçekten şu mevcut konforları acilen bozmamız gerekiyor. Evet. Sefaleti... Yürüyelim arkadaşlar. Arkadaş 50 yaşına geldi hala 15 zannediyor kendisini. Nefi gibi. Güzel bir şey kaybetmesin hocam. Evet maşallah. Yani o bir seçim tabii. Şey tabii toy yani evet yani toplantı varsa bir şeyin düğün içinde efendim herhangi bir şekilde bir meclis içinde toy yapılır. Hatta işte mesela kurultayın tayı o toydan gelme biliyorsunuz yani gidiyor kurultay meclis yerine toplandığını kurultay yapıyoruz biz diyor. Davul onun duyurulduğu şey yani eski mikrofon bir medya enstrümanı aslında gene yani modern çağdan baktığımız zaman. Şimdi Nef'i nasıl yaşamış neler yapmış bir bakalım. Süper eğleneceğiz bugün. Ben dersi hazırlarken çok lezzetliydi. Olağanüstü bir şey oldu. Şimdi biz evvela bu adamın yaptığı işin karşılığı ne? Yani nereden çıkıyor bu? Bu ne cüret? Bu ne cüret değil mi yani? Bu acayip bir şey. Şimdi bu millet, bu milletin devlet adamları çok enteresandır. Milletine nazı geçer. Milletinin de devlet adamlarına nazı geçer. Yani en bizim son şey padişahımız kimdir? İkinci Mahmut değil mi? Gürleyen. Adama gavur padişah diyebildiler ya. Bu nasıl bir nazı geçmektir yani? Milletinin padişahına nazının geçmesi. Bu karşılıklı bir naz geçmesi. Yani naz zaten karşılıklı geçer. Yani böyledir. Önce anne çocuğuna bakar sonra çocuk annesine bakar değil mi? Bu böyle bir şey yani. Hocam biz her tarafa resmini astırmış yani.
İkinci Mahmut. Evet. İşte o modern görünüşü, iktidarın modern tezahürleri. Öncesinde öyle bir şey yok yani. Hayır, yok mu, yetmiyor muydu Fatih'in gücü portresinin 800 tane nüshasını yaptırıp dünyaya yaymaya? Ama bu adamlar, Wilhelm Hecht diye bir Alman iktisatçısı, nasıl İslam İmparatorluğu'nun nasıl yayıldığını, genişlediğini, Roma'yı nasıl silip süpürdüğünü anlatırken şöyle diyor. Gücü çekingenlikle kullandılar diyor. İktidarı çekingenlikle kullandılar. Göstere göstere değil yani. Zarif. Yani evet, ekili tarlaları ezmediler atlarıyla, develeriyle. Bu ne demek? Ekili tarlayı şey yapmamak. Bu aslında bir üretime müdahale etmemek. Yani o anki bilinen üretim ne? Ekili tarla. Bu aynı zamanda herhangi bir yerdeki karın doyurma faaliyetine herhangi, bakın şimdi tarla, abi tarla yok, fabrikaları düzleyip gidelim, değil. Yani bir iktisadi faaliyeti. Senin çünkü muhatabın belli. O devlet senin karşısına kimi koymuş? Ordusunu, orduyla kavganı vereceksin. Asesiyle uğraşacaksın. Yani şeyiyle değil. Onun ekonomisini çökerterek değil. Çocuklarının rızkını keserek değil. Şehirlerin suyunu keserek değil. Şimdi savaşın da bir namusu, bir hukuku var değil mi? Şimdi dolayısıyla Wilhelm Hecht bunun üzerinde duruyor. Şimdi nereden çıktı bu? Nefi bir yerden çıkmadı. Nefi bir geleneği tevarüz ediyor. Pasinler yani. Pasinler. Ve Darri diye adını koymuş. Niyeti bozmuş. Yani demek ki ona kadar giden, onun bildiği, orada medreselerde, tabii bu arada Arapça, Farsçayı fluent, yani akıcı bir şekilde oralarda bilmiş, öğrenmiş. Yoksa Mustafa Ali Gelibolu'lu adama adam yerine koymaz tabii ki yani. Gelibolu'yu okuduk. Nasıl bir karizma olduğunu gördük hep birlikte. İki hafta falan üstünde durduk Gelibolu'nun. Az bir şey değil Gelibolu'lu. Şimdi bu yazılıp çiziliyor. Bu biliniyor. Bu İslam'da isyan ahlakı diye bir kavramla bunu 20. yüzyıla bize yetiştiren bir adam var. Kim bu adam? Nurettin Topçu. O zaman önce Nurettin Topçu üzerine birkaç kelam edelim. Sonra Nefi'ye geçelim. Yani aslında son üyesine bakalım bu. Ne geleneğinin? İsyan ve eleştiri geleneğinin, tenkit geleneğinin. Ondan önce bir şey okuyabilirim. Buyurun lütfen. Şair Eşref bilirsiniz. Tabii. Onun Nefi'ye bir beyt var da onu hatırladım. Şimdi bakalım. Evet. Diyor ki, Abdülhamit dönemi şair bu arada, Şair Eşref. Evet. Mesela Mehmet Akif onun için Abdülhamit'i en güzel söven adamdır der. Evet. İyi arkadaştırlar Mehmet Akif'le. Mehmet Akif'i Mısır'a görmeye gider. Yaya yoluyla. Düşünsene. Evet. Ve pardon, Şair Eşref değil. Neyzen gidiyor Akif'i görmeye. Evet. Eşref ne diyor? Buyurun. Eşref diyor ki, ya alsın da elimden milki versin ehli insafa. Ya ıslah eylesin Hak Badema Abdülhamid Han'ı. Görürse böyle derdi şimdi şair Hazreti Nebi'yi. Binaullahu hizmetmek reva mı böyle bir canı? Çok güzel. Tefsir eder misiniz Zübeyde? Diyor ki, ya elinden ülkeyi alsın, versin bir vicdan sahibine. Evet. Ya da diyor, Abdülhamit Han'ı ıslah eylesin Allah. Eğer diyor, böyle bir derdi şimdi Hazreti Nefi görseydi, Allah'ın yaptığına böyle bir hizmetten, Allah'ın yaptığına böyle bir hizmetten hiç diyor, içtinap eder miydi yani? Evet. Evet. Şimdi bu meşruiyetini Bernard Lewis İslam'da adab geleneği kapsamında koyuyor bunu. Yani edebiyat, literatür geleneği kapsamında koyuyor ve şöyle açıklıyor. Bu diyor, Müslüman topraklarının diyor özelliğidir. Nereye gitseniz buna rastlarsınız diyor. Nedir diyor? Kendi, eğer oradaki düzen adil değilse adamın İsyan hakkı değil. İsyan nesi? Borcu. Borcu. Hakkı değil. Hak başka bir şey, borç başka bir şey. İsyan onun borcu diyor. Nurettin Topçu'nun bahsettiği isyan ahlak böyle bir şey. Ve bunu diyor ki, isyan edecek. Tamam mı?
muvaffak olamazsa ve yok olmak tehlikesiyle karşı karşıyaysa ne yapacak? Hicret edecek. Bu diyor peygamber sünnetinin diyor bir devamıdır. Ben tabii benim ufkum bu kadarına yetiyor. Ben ancak Bruno Lewis'ten okuyabiliyorum. Yani ben bunu dönemin işte mesela Gazali'den okumuyorum. Mesela İbn-i Rüşd'den okuyamıyorum. Yani okuyamıyorum dediğim asıllarından okuyamıyorum. Tercümelerini de bilmiyorum, ısınamıyorum. Şimdi Nurettin Topçu, Allah rahmet eylesin, 1909'da, 1909-1975, kısacık bir ömür, o da Erzurumlu. Evet arkadaşlar, bu şaka bir şey değil yani. O da Erzurumlu. Ve Nurettin Topçu arkadaşlar, 28'de, yani kaç yaşındayken? Evet, şeye okumaya gidiyor. Evet, okumaya gidiyor, burs kazanıyor. Şimdi bu adamın lisans derecesi aldığı disiplinleri sayıyorum. Yani lisansı var. Psikoloji, estetik, felsefe. Bakın bunların hepsinin derecelerine sahip. Mantık, sanat tarihi, sosyoloji, ahlak ve arkeoloji. Pardon, antropoloji. Bu alanların tamamında lisansı var. Yani üniversite eğitimi var. Kaç üniversite bitirmiş oluyor? 2, 4, 8 üniversite bitirmiş oluyor. Bu bizim hesabımızla baktığımız zaman. Sorbon'dan ilk felsefe doktorası alan adam. Doktorasının konusu ne? Evet. Hallacı Mansur ve İslam'da isyan ahlakı. Yani isyan diyor bir ahlaktır diyor. Ahlak gereği olarak. Ahlaklı adam adil olmayan yapıya isyan eder diyor. Tamam mı? Ve Bergson konusunda büyük filozof doçentlik tezini veriyor. Ve diyor ki ilahi ahlakın İslam coğrafyasından çoktan göçmüştür diyor. Nereden çıkarıyor bunu? Bunu diyor ki bu içinde bulunduğumuz bu kurumun kuruma ismi verilen Molla Zeyrek Hazretleri ile Hocazade arasındaki tartışmanın Hocazade lehine yani Gazali lehine sonuçlandığı gün İslam coğrafyasını felsefe ve isyan ahlakı terk etmiştir diyor. Terk etmeye başlamasının miladıdır diyor. Molla Zeyrek İstanbul'u terk edip Bursa'ya gitmiştir. O da öyle yapmıştır. Evet, evet. Şimdi malumunuz, biliyorsunuz Hocazade, Gazali, Molla Zeyrek, İbn-i Rüşd'ü savunuyorlar. Ve burada şimdi bu Topçu Hazretleri için, Nurettin Topçu Hazretleri için Allah rahmet eylesin, bunca dereceye sahip olan bu adam 10-12 liseye oradan oraya oradan oraya sürülüyor. Hiçbir zaman hiçbir üniversitede bir saat ders verme imtiyazı bile kendisine tanınmıyor. Sadece lise öğretmeni olabiliyor. Ve 1917'de kendisine Cumhurbaşkanı büyük ödülleri verilmiş olması bence hiçbir şey değiştirmiyor. Yani bu bizim sadece ve sadece timsah gözyaşlarımızdır. Başka hiçbir şey değil. Yani bizim Cumhuriyet'in okumuş takımının Nurettin Topçu'ya olan borcundan bahsediyorum. Devletin borcundan bahsetmiyorum. Bizim borcumuzdan bahsediyorum. Ve tabii orada mesela Ömer Lütfi Barkan'la sıra arkadaşı Sorbon'da okurken. Peki Ömer Lütfi Barkan İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü kurarken neden Nurettin Topçu'yu hiç kayırmadı? Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Nurettin Topçu bizim kendi... Ha bu arada Topçuzade 1. Harp'te babası dedesi Topçu oldukları için soy ismi Topçuluğu oradan geliyor Topçu soy ismi. Dedesi şeyde Mekkare değil Topçu. Şimdi biz 75'te doğduğunu nef'inin tahmin ediyoruz. Şöyle bir şey var çünkü Baha tahmin eder bir kimse yok. Erbabı
manide. Baha tahmin eder bir kimse yok erbabı manide. Yani söz söyleyenlerin, söz erbaplarının arasında. 30 yıldır felek ıktı düri nazmım mezat üzre. 30 yıldır diyor, inci gerdanlık gibi diyor, şeyim diyor, yazdıklarım diyor, nazmım açık artırmada diyor, duruyor diyor, satın alan yok diyor yani. Hani karpuz kestim yiyen yok. Kun başka bir şey. Şimdi burada biz bu 30 yıldan, biz tarihçiler böyle çalışıyoruz. 30 yıldan diyoruz ki 15 yaşında başlamış olsa, ki başlamıştır kesin. Kesin yani. 15 değil mi? Böyle horozlanıp kafasını kaldırdığı yaşıdır insanın yani. Bir erkek çocuğunun. Ondan sonra 75'te doğduğunu oradan tahmin ediyoruz. Çünkü bunu 1626'da yazıyor bu beyti. Biz buradan çözüyoruz. Evet. Şimdi kendisi neler yaptı? 1603'te 1. Ahmet'e kaside yazıyor. Kasidelerinde 1. Ahmet'i övebilir. Ama 1. Ahmet'i överken mesela 1. Ahmet'in atadığı, tamam mı? Yani ne yaptı? Terfi verdiği nahoş adamlar varsa onları da arada yeriyor. Yani öyle şeyle gitmiyor. Hani aman efendim onu eleştirirsen onu oraya atamış olan adamı eleştirmiş olursun, olur mu? Olur tabii ki. Olur tabii ki. Niye olmayacakmış? Kaside geleneği bunu gerektiriyor. Evet, 1606'da Sadrazam Kuyucu Murat Paşa'ya ne yapıyor? Kaside yazıyor. Yazılmaz mı Kuyucu Murat Paşa'ya kaside? Ve 1618-1622 yılları arasında da o dönemde şey olan 2. Mustafa'ya kaside yazıyor. Ve tabii ki asıl nefşünema bulduğu dönem 4. Murat devri. Ballar balını buluyor. Yani böyle, hani böyle padişaha, böyle şair. Yani ikisi de biri kılıcıyla, biri kalemiyle taş üstünde taş bırakmıyorlar. Eğrisi büğrüsü neyse imparatorluğun düzeltiyorlar. Kuyucu Anadolu'da bunlar burada düzeltiyorlar. Şimdi 4. Murat malumunuz. Eyüp Sultan'da şey giyiyor, kılıç kuşanıyor ve kimin elinden kılıç kuşanıyor? Hüdayi Hazretleri'nin elinden kılıç kuşanıyor ve 5 gün sonra da sünneti yapılıyor çünkü 11 yaşında daha. Ya böyle bir sultandan bahsediyoruz. Ve o da Muradi mahlasıyla şiir yazıyor. O da bir divan şairi. Mesela şöyle bir şey var. Bu beyitleri yazayım mı? Yazıyor musunuz defterinizi? Arzu ediyorsanız yazayım. Çünkü dediğim zaman dikte olmayabilir. Gelin insaf edelim, fark edelim miktarı diyor kim? 4. Murat nefi için diyor. Gelin insaf edelim fark edelim miktarı. Ne diyordu sonra? Mıktar kelimesini, mıktar. Kimde görüyoruz bir daha? Ziya Paşa'da görüyoruz değil mi? Asafın mıktarın bilmez, Süleyman olmayan bilmez, insan kadrini cihanda insan olmayan. Sonra o ne olarak bestelendi? Urfa Divanı olarak besteleniyor değil mi? Evet. Şimdi mıktarı, yani sanki bakın Ziya Paşa, biz burada neredeyiz? 1600'lerin İkinci çeyreğindeyiz. Ziya Paşa ne zaman yazacak asafın miktarını? 18. yüzyılın son çeyreğinde yazacak değil mi? 19. yüzyılın son çeyreğinde yazacak. Sanki haber almış gibi. Demek ki miktar kelimesi, hiç duydunuz mu miktar kelimesi? Duymadık değil mi abi? Miktar kaç gram falan zannediyoruz biz. Bunu anlıyoruz miktar. Miktar bir hükümdarın, bir yöneticinin, bir kişinin değerini bilmesine deniyor. Kadrini bilmek, yaşa. İnsaf da nasıptan geliyor, yarımdan. Tabii. Hani. Şairiz deyüğü. Şairiz bizde deyüğü. Şairiz bizde deyüğü. Bizde deyüğü. Evet. Şairiz bizde deyüğü. Lafı güzafı koyalım. Lafı
Güzafı. Güzafı. Affedersiniz. Bırakalım diyor. Yani bunun diyor Nefi'nin şiiri karşısında biz ve bunu diyen 4. Murat gibi bir padişah ve bir şair. Evet. Ve devam ediyor. İdelim bir meze söz söylemeden istiğfar. Yani tövbe istiğfar edelim diyor söz söyleme. Bir meze boş söz söylemekten diyor. Süslü sözler söylemekten tövbe istiğfar edelim. Dameni nefi pakize edayı tutalım diyor. Yani nefinin pak eteğini öpelim diyor. Tamam mı? Şimdi bu böyle bir şey. Şimdi hikayeler çok. Biraz Naim'a karıştırdım. Aslını getirebilmek için. Çünkü Naim'a hemen sonrasında gelen bir önemli tarihçimiz, Naim'a tarihinden. Onu biliyoruz. Şimdi adamın şeyine, en büyük eserlerinden hicivlerini topladığı kitabın adı ne? Siham-ı Kaza. Yani kaza okları. Hani kendine emin olma, her an gelebilir ok yani. Darri değişmemiş. Darri duruyor yani. Darri yaşıyor. İsmini öyle, adını değiştirmekle nefi olunmuyor yani. Ya da çok nefi oluyor belki de bu yüzden. Değil mi? Evet. Şimdi bunu ben Naima'dan okudum. O yüzden gerçek diye görüyoruz. Beşiktaş'taki sarayında Sultan Murat Siyam-ı Gazali'si okurken, kazayı okurken yıldırım düşüyor. Hem de okul bahçesinde okurken hem tam yanına düşüyor. Ve diyor ki bir daha yazma diyor. Yani bir daha yazma diyor. Sonra şöyle bir beyit dolaşmaya başlıyor. Ama nefinin, ama bir başkasının. Bu beyit şöyle arkadaşlar. Gökten nazire indi siyamı kazasına. Nefi diliyle uğradı hakkın belasına. Evet. Tabii Farsça'da divanlar yazıyor. Divanı var. Farsça divan yazıyor. Ve örfiyi, yani Farisi şairi örfiyi kendisine şey alıyor. Referans alıyor. Onunla yarışıyor. Ve şöyle diyor yani. Özetle söyleyeyim. Şiraz'ın, İsfahan'ın hafızı sadisi varsa diyor. İyi varsa. Hafız ve sadisi, sadi ve hafızları varsa diyar-ı Rum'un da nefisi var diyor. Evet. Yani iddiası böyle bir iddia. Yani tabii bu iddiası, bu duruşu, bu sivri dili, bu yaralayıcı dili bugün hangi şairimize çok be ve kendini bu kadar övmesi hangi şairimize benziyor? Şifa olsun kendisine, biraz rahatsız. İsmet Özel'e benziyor tabii ki yani. Hiç lamucimi yok yani. Bir gün o da böyle nefi gibi anılacaktır muhakkak. Evet. İranlı şair, hangi İranlı şairdi? Sadi ve yok, Hafız. Örfi. Şirazlı zaten. Evet, o da Şirazlı. Ya maşallah, kültürünüze hayranım hocam ya. Sizin. Çok iyi yani. Evet, çok iyi. Çok teşekkür ederim. Çok şey duyuyorum. Evet, şimdi bu adam tabii Şeyhülislam Yahya Efendi tabii. Asıl taktığı adam o. Onunla ilgili dörtlüklere sıra geleceğiz. Ama bunu burada şey yapalım. Yani şimdi Şeyhülislam ne demek? Anayasa Mahkemesi Başkanı. Bir tane şair. Şerrinden köşe bıçak. Kaçan bir Şeyhülislam'dan bahsediyoruz. Yani bu tabii ki medya gücü yani. Bu bir kişilik bir orkestradan bahsediyoruz. Olağanüstü bir şeyden bahsediyoruz. Ve bir kudretten bahsediyoruz. Yani ve aslında şimdi bir kelime buldum. Çok hoşuma gitti. Onu hani ben bu hoşgörü lafıyla uğraşıyorum ya kardeşim, ne hoşgörüsü, bu hukuktur, bu kanundur diye. Bunu huzur diyor. Birlikte yaşama huzurunu tanımak diye bir tarif buldum. İngiliz tarihçi var. Sizin de oradan geliyor. Efendim? İslam. Evet, tabii. Birlikte huzur içinde yaşamak. Huzur içinde yaşamak. Yani bunu daha sonra Babinger, ondan önce Candide'in yazarı Voltaire
Ne diyorlar onlar? Ona tolerans diyorlar değil mi? Hoşgörü diyorlar. Knoles. Bunu tabii hiç kimseden duymadım. Sadece kendim buldum, kendim okuyorum. Kendi efkarımla. Evet, böyle bir şey bu, tarihçi. Osmanlı tarihi yazmış. İngiliz. Ve 17. yüzyıl, yani Nefi'nin çağdaşı olan bir adam. Bu ne diyor orada? Knoles, huzur içinde toplumunu birlikte yaşatabilen bir sistem diyor. Ve çok enteresan, mediokratik liyakatın İngilizcesi neydi? Meritokratik bir toplumdur diyor Osmanlı toplumu için. Meritokratik bir toplumdur diyor. Ve İngiliz toplumu meritokratik olursa Osmanlı'yı taklit edebilir diyor 17. yüzyılda. Knoles. Herhalde Knoles diye okunuyordur değil mi? Sümeyra. Burada İngilizce uzmanımız var, takdim ediyorum. Değil mi? Knoles diye okunur. Knoles diye. K'yı demiyoruz. Knov oluyor o. Ha. Evet, Knoles. O onda bulduğum bir kelimeyi de sizinle paylaşmış olayım. Şimdi Şeyhülislam Yahya Efendi kim? Adam babasını yerin dibine sokmuş. Nef'i. Diyor ya, vezin tutsun. Namerdim babamı hicvetmezsem diyor. Öyle bir dizisi var. Vezin tutsun yeter. Vezin tutsun, namerdim hicvetmezsem babamı diyor. Yani beytinin ikinci kısmı bu. Şimdi babasıyla niye uğraşıyor? Şimdi babası o dönem Kırım Hanlığı'na gidiyor. Babası da bir ulema ve Kırım Hanı'nın şairi oluyor. Bunu yediremiyor kendisine. Yani aynı 17. yüzyılın sonu, 18. yüzyılın başlarında arkadaşlar bir elçi geliyor, gönderiyorlar, Moskovalılar. İstanbul'a geliyor. Ona diyorlar ki, neye geldin diyorlar. İşte biz elçi olmak istiyoruz burada diyor. Olmaz diyor, sen yanlış gelmişsin diyor. Sen Kırım'a gideceksin diyor. Onlar bakıyor size diyor. Biz size bakmıyoruz diyor. Yani yanlış devlet dairesine gelmiş. Tamam. Tabii. Evet yani. Şimdi Nefi nasıl yedirsin, babası gitmiş. Kırım Hanı'nın nesi olmuş? Şairi olmuş. Ona kaside yazıyor. Ve babası için ne diyor şimdi? Bakın arkadaşlar, daha Ödip kompleksi falan yok. Daha kimse babasıyla anasıyla çatışmamış. Daha bambaşka bir devirden bahsediyoruz ve aman ana baba rızası diye bizi hala ipe diziyorlar. Hala nefes alamıyoruz, sütümde sütüm, sütümde sütüm, biliyorsunuz. Ama neler demiş görelim. Yani sadece şey değil, vezin tutsun namerdim hicvetmezsen babamı demiyor. Peder değil, bu belayı siyahtır başıma. Kara beladır başıma. Sözüm yerinde ne ola, güç gelirse perhana, gerhana. Benim zügürtlük ile ellerim taş altında, muzaharatın o darrü güher satarhana. Gidiyor diyor, şiirini, aklını diyor, kime satıyor? Hana satıyor diyor. Yani babasını böyle yere gömüyor. Ekmekçizade Ahmet Paşa uğraştığı adamlardan bir tanesi. Bu Ekmekçizade medresesi var değil mi? Evet. Ben araştırdım, pek bir şey bulamadım hakkında. Yani şeye de baktım, sicilli ahvali var biliyorsunuz Mehmet Süreyya'nın. Oraya da baktım, bulamadım Ekmekçizade hakkında. Şey, İSAM'da da, kütüphanede de şey var, ansiklopedide. Medreseden bahsediyor. Ekmekçizade hakkında hasreten bir tez yazılmış mı bilmiyorum. Gidip bakmak lazım. Evet. Diyor ki, intikam almam isem, almaz isem, hicvile bende andan, şairiyet bana her veç ile bühtan olsun. Evet, bühtan yani iftira. Ben, adamın tek vasfı ne? Şairliği. Benim şairliğim iftira sayılsın diyor. Böyle bir kritik yapıyor. Yani hülasa, demin zikrettiğimiz şair gibi sözlerinin anlamı onu ürkütür. Diyor ya İsmet Özel, sözlerimin anlamı beni ürkütüyor. Bu dizeyle çok uyumlu gördüm ben. Acaba Nefi gizli gizli okuyor mudur İsmet Özel?
yapıyordur. O kadar Osmanlıca merakı varsa kesin okuyordur gizli gizli Nefi. O zamanlarda Osmanlıcayı sağlam çalıştı. Çalıştı değil mi çok? Evet. Kimse taklit edemez sözde sana ey Nefi. Böyle pakize gazel tabi hüdaidat ister. Yani böyle diyor güzel temiz gazeller yazmak diyor. Allah vergisi bir kabiliyet ister diyor. Yoksa diyor işe yapamaz. Şimdi çok enteresan, artık sıkılacaksınız ama kendisi için gene bu mıktar meselesinde zikrettiğimiz kişi kimdi? Ziya Paşa değil mi? Mıktarın, Asaf'ın mıktarın bilmez Süleyman olmayan. Kim o Süleyman? Hazreti Süleyman herhalde. Sultan Süleyman değil, değil mi? Çünkü Asaf kimin veziri? Evet. Evet. O yüzden biz ne diyoruz? Babali Asafhane diyoruz. Ve bir yazıda da Asafhaneleri diye geçiyorsa vezirden bahsedildiğini anlıyoruz. Ziya Paşa, o da Erzurumlu arkadaşlar. Yani burada bir şey var. Artık bu kadar biz istatistikte bu kadar çok şeyde yığılma olduğu zaman orayı kurcalarız. Orada bir çapa yaparız. Ben hakikaten Erzurum folkloru üzerine Ahmet Tanpınar'ın, Hamdi Tanpınar'ın fevkinde bir şey yapılmasını teklif ediyorum. Yani yapılması gerekiyor. Ziya Paşa da şeyli, Erzurumlu. Ve onun için ne diyor? Kalemler çalışmadığı için ben böyle perişanım Sümeyra Hanım. Yazamıyorum beyitleri tahtaya. Hocam, Hacı'ya bir şey söyleyebilir miyim size? Buyurun tabii. Erzurum konusunda şöyle işe yarar. Dört başı mağazam bir tane bir şehir monografisi yok, biliyor musun? Yok mu? Yani malumunuz, ben hani şehir tarihi falan anlatıyorum. Evet, öylesiniz, evet. Ondan sonra Erzurum'a dair bulduklarımın hepsi şu saate kadar şey böyle. Çöp, çöp diyeyim de ne olduğunu anlayayım. Eyvallah. Ve Erzurum'da da şey var, 70-75 yıllık üniversite var. O daha facia. Ve bu üniversitenin edebiyat bölümünde iktisada, coğrafyada, tarihe onlarca bölümü var. Yani şehir tarihi zannedeceğim. Ve değil mi, Türkiye'de üniversite olan ilk üç şehirden birisi. Ankara, İstanbul, Erzurum yani. Yani daha Konya'da, İzmir'de, Bursa'da üniversite yokken Erzurum'da vardı. Evet, sizin babanız mı Erzurum'da okuyor? Yok, o Ankara'da okumuştu, pardon. Evet, şimdi ne diyor? Her matlaba hastır edası. Matlap, talebe uygun değil mi? Talep kökünden geliyor, maksada yani. Her namede başkadır sedası diyor. Yani demek ki o da tadını. Tabii bu arada arkadaşlar, Nedim Nefi hakkında kaside yazıyor. Şair Nedim. Recaizade Mahmud Ekrem Nedim hakkında kitap yazıyor. Şey, Nefi hakkında. Yani Nefi'yi biz Cumhuriyet'te unutuyoruz. Yoksa Osmanlı Nefi'yi canlı tutuyor. Yani Nefi'yi mıh gibi aklında tutuyor, unutmuyor yani. Biz Cumhuriyet'te Nefi'yi unutuyoruz. Bir Gib var. Herhalde böyle yazılıyordur, böyle okunuyordur Gib. Bu 1904'te Nefi hakkında bir şey yayınlıyor. Bakın, elin gavuruna bakın. Evet, Nefi hakkında çalışmaları var Gib'in. Onun dışında kalmış çoluğun çocuğu nelek. Yani hani Keloğlan da ağızlara sakız oldu, Reşti Asyalı'nın dediği gibi. Nefi kalmış çoluğun çocuğun eline. Benim gibi adamların eline kalıyor yani. Yani yok, hakikaten şimdi Nefi başka bir dikkatli incelenmesi gereken bir insan. Yani güçler ayrılığı ilişkileri açısından incelersin, kurumlar arası ilişkileri açısından incelersin, toplumsal farklılıkların sindirilmesi veyahut içselleştirilmesi açısından, yani adaletin aksaması durumundaki reaksiyonlarından işlersin, liyakat konu, yani Menet Nefi pek çok konuda incelenebilecek bir derya. Yani böyle bir insan, böyle birisinden bahsediyoruz. Evet, teşekkür ederim. Şimdi gelelim Nefi'nin etkilendiği akıma. Bu çok önemli. Sebki Hindi akımının Türkiye'deki, yani bizim coğrafyamızdaki, Osmanlı'daki öncüsü. Yazıyorum şimdi. Sebki Hindi. Ne demek Sebki Hindi? Şimdi, efendim? Hint tarzı. Evet, bravo.
Allah'ıma şükürler. Bu kalemlerden niye vermiyorsunuz bana? Baksana inci gibi yazarım ben şimdi bununla. Depodan getirmişler. Şimdi sepki hindi. Hindi dediğimiz neresi arkadaşlar? Tabii ki Babür Şahlığı değil mi? Evet. Babür Şahlığı. Dönem ne? 17. yüzyıl. Evet. Şimdi 17. yüzyıla girmeden başlayan bir tarz bu. Biz buna sepki hindi diyoruz. Bu nereden çıkmış? Bu Babür Şahlığı'nda şiir yazılma şeyi bununla oluyor. Nef'i bunun Türkiye'deki, Osmanlı'daki ilk ismi, temsilcisi. Şimdi şeyine geleceğiz, vasıflarına geleceğiz, tepki intinin ayrıntılarına gireceğiz. Sadece şunu söyleyelim ve ikinci ders devam edelim. Sepki hindi, Safavi İranı'nda şairler sarayın dışına itiliyor, kovuluyor, Nef'i gibiler asılıyor. Ve sadece dini ideoloji, Şii dini ideoloji yapan adamlar saraya kabul ediliyor. Öyle ya, yani Şah İsmail de bu işi tek başına kotarmamıştır. Bayağı bir işleri. Biz İran'da klasik İslam'ın ya da Ali Şiası'nın nasıl buharlaştığını bilmiyoruz. Ali Şiası'nın nasıl buharlaştığına dair bir delil buldum bugün. Onu paylaşmak istiyorum. Şimdi sepki hindi işte bu Babür Şahlığı'na İran'dan yandım Allah diye giden ulemanın, kalem erbabının kurduğu akımmış arkadaşlar. Yani muhalefet için batıya değil de muhalefet için insanlar nereye gidiyormuş? Babür Şahlığı'na gidiyormuş. Yani Nef'inin devrinde 18. 17. yüzyılda aslında merkez neresiymiş? Yani bakın biz Kadızade-i Mesakini Konstantiniye isminden, Mevlana Celaleddin-i Rumi isminden neyi bulduk? Merkezin orası olduğunu ve isimlerin orada verildiğini bulduk değil mi? Alın size bir delil daha. Ve dahası da var bunun. Siyaset adamlarıyla uğraşmıyor tabii. Devrinin şairleriyle uğraşıyor. Yani bu itibariyle de bir tenkitçi. Yani siyasi eleştirmenliği, hicvi başka bir şey. Ama aynı zamanda bir edebiyat tenkitçisi. Mesela mantıki için şöyle bir şey diyor. Mukallit mazhara. Mazhara. Müthik tutalım. Mantıki olmuş. Yani gülünç. Müthik, gülünç. Yani müzik. Bunu yazalım arkadaşlar. Ben de yeni öğrendim. Dans mı acaba ortadaki? Bravo. İşte şey yapan Nef'i'yi latinize eden kişi onu D diye etmiş. Ama aslında V. Yani biz Türklerin beceremediği, çıkarmayı beceremediği bir şey. Bunu dersten önce Sümeyra Hanım'la konuştuk. Onun için tekrar olacak, hakkını helal et. Mukallit mazhara. Mukallit yani taklitçi. Mukallit, maskara, mazhara. Bu arada ha ile yazılıyor. Yani şeyle değil, ha ile yazılıyor. Evet. Maskara, mukallit, mazhara. Müthik tutalım. Müthik. Müdhik. Şimdi bu müzik diye de şey yapılıyor. Müzik diye de şey yapılıyor. Yazılabiliyor. Tutalım mantıki olmuş. Diyelim ki mantıki olmuş. Mantıki. Zaten adamın mahlasından yani iddiası şey saçma. Ben çok mantıklıyım. Ben çok akıllıyım falan. Size ilginç bir şey hikaye anlatayım. Tabii mantıklı yani nutuk güzel söyleyen anlamında. Evet. Evet, ha, nutuk eden, güzel söyleyen anlamında. Ama kişinin kendini böyle övmesi olmaz yani. Yani genelde nedir? Fuzuli, darri filan gibi işte gedai gibi şairlerimiz şey isimleri alırlar. Hani cüzi isimleri alırlar, evet. Nice molla olur.
Molla olur. Aşağı yazacağım, kusura bakmayın. Olhar. Acep. Olhar, acep. Bihude davadır. Bihude davadır. Şimdi diyor ki, diyelim ki diyor, bu mukallit, taklitçi, işte mazhara, müthik olan adam mantıki olmuş. Müthik de maskara demek. Evet, evet. Peki diyor, nice molla olur, ol, har, acep, bihude davadır. Peki diyor, bu eşek nasıl molla olmuş diyor. Yani bu eşekten molla nasıl yaptınız? Şimdi tabii bu şöyle bir şey arkadaşlar. Yani köpekli köy burası. Yani öyle kafana göre yazıp çizemezsin. Öyle söz sanatları yapamazsın. Orada bir şey çıkar, nefi çıkar, adamı yakalar kuyruğundan. Ve ya doğru düzgün söz söyle ya da seni böyle maskara ederim ben diyor. Yani bu bir müessese, bunu anlamak lazım. Yani bir kişinin gözden düşmesi için bir beytinin yettiğine dair şöyle bir diz şeyi var gene kendisinin. Veririm dosta bir harf ile tevkini kabul. Veririm dosta bir harf ile tevkini kabul. İderim düşmanı bir nokta ile şöhreti am. Kötü şöhret, şöhreti am. Yazayım mı? İster misiniz? Şimdi tabii buradaki Türkçenin de aslında zor bir Türkçe olmadığı ortada değil mi? Anlaşılmaz bir şey olmadığı da ortada. Bu da Sepki Hindi'nin şeylerinden birisi. Ve öbür bir özelliği de Sepki Hindi'de yerel deyimlerin, halk arasındaki deyimlerin şiire sokulması. Demek ki bunun için Fransız etkisini beklememize gerek yokmuş. Sepki Hindi'nin vasıflarından birisi, daha vasıflarını sayacağız. Evet Mehmet Kara, buyurun. Hocam bir de burada ben şunu gördüm. Yani bizim Türkiye'de malum olmuş Bülent Bey'in bir romantizmi ile bir Hindistan şeyi vardır. Evet. Sanskritçe falan meseleleri. Fakat de en son bizim ciddi nitelikli Hindistan tarihi Yusuf Hikmet Bay Hoca. Atatürk'ün zamanında köşkün genel sekreteri. Evet. Şey şu benim. Böyle komşu kapısı gibi bir şeyimiz var. Tabii komünikasyonumuz var. Tabii komşu kapısı. Yani çok doğru söylüyorsunuz. Afganistan arkadaşlar Rus işgaline uğradığı gün biz kardeşsiz kaldık. Tamam mı? Bunu anlamak durumundayız. Yani o bir şekilde bizim kardeşimizdi. Babür Şahlığı olarak. Yani geriye kaldı Civa Pakistan. Yeterli değil. Afganistan başka bir şey. Yani Afganistan dediği, burada Hindi dediği şey aslında, yani Babür Şahlığı dediği yer Herat. Yani o devrin Oxford'u. Sağda yaşayın. Ha o şeyde o imzalanan, Cumhuriyet'le şeyin ilişkisinden bahsediyorsunuz değil mi? Evet, evet. Evet, evet. İderim düşmanı, düşmanı bir nokta ile şöhreti am, kötü şöhret sahibi ederim diyor. Bir harf, buna bir nokta. Tenezzül et ki. Yani elimin ucuyla diyor, üflerim ve su olur gider diyor. Tabii kendi sözlerinde de ki mucizeyi gördüğünü çok acayip bir şekilde söylüyor. Çok bildiğiniz ve ne idüğünü tam olarak anlamadığımız, çocukluğumuzdan beri duyduğumuz ve aslında nefiye ait bir beyit. Ne kabul tek? Tekvini. Evet, tekvini kabul. Kevin, evet.
tuti mucizeyi güyem, ne desem laf değil. Yani ben bir papağanım diyor. Tuti mucizeyi güyem, ne desem laf değil. Çah ile söyleşemem, aynesi saf değil. Felekle uğraşmam diyor yani. Uğraşmayacağım, benim de bulaşmayacağım yerler var. Çah derken dönemden bahsediyor. Yani şu, hani Zeitgeist var ya. Ama buradaki çah değil, o değilmiş. Yani bir şeylere baktım, birkaç şeye baktım. Buradaki çah felek diyor. Devir... Ama aynesi saf değil derken o zaman hani insan gibi şey değil anlamında mı? Hani tam tecelli etmeyen bir evet, çah gibi. Evet, evet. Yani bilemem diyor yani onu çağ ben. Çağ bulursa çünkü makul, çünkü herkes gerizekalı ya da işte ne bileyim ahlaksız falan gibi derse normal ama. Evet. Şimdi tabii burada bir de meydan boş mu diyor. Yani bir de yalnızlık da çekiyor. Yani denksizlik de çekiyor. Bu da çok mühim. Bunca demdür davi sahibi kiran eylerim. Davi sahibi kiran, söz ülkesinin sultanıyım diyor. Bunca demdür davi sahibi kiran eylerim. Söz ülkesinde söz söylerim diyor. Bir mübariz yok mu meydanı sühan tenha mıdır? Bir mübariz yok mu? Sühanı meydan, meydanı sühan tenha mıdır? Söz meydanında söz söyleyecek bir mübariz yok mudur diyor. Yani evet, burada da acayip bir şey var. Şimdi tabii bir bundan ibaret değil, bir de bir bahar kasidesi var ki. Yani aslında kültürümüzdeki bahar coşkusunu ondan daha âlâ kimse söylememiş ve o bir biçimi belirlemiş. Şimdi bakalım ne diyor. Erdi yine ürdü bihişt, oldu hava amber sinişt. Erdi yine ürdü birişt, ürdü oldu. Evet, baharın ilk ayı. Ürdü bihişt, bihişt ilk ayı, evet. Oldu hava amber sinişt. Yani amber kokuları, deniz, cennet kokularıyla hava kaplandı. Alem bihişt, ender bihişt, her guşe bir bağu irem. Yani alem bihişt, cennet. Evet, ender bihişt, her guşe, her köşe bir bağu irem, cennet bağıdır. Şimdi bu ne? Erdiğine vurdu cihan. Nasıldı? Erdi yine oldu cihan lale zamanı. Kimin bestesi bu? Münir Nurettin Selçuk, değil mi? Meşk edelim, raks edelim. Evet, devri cihanı, lale zamanı. Bir tarzı da belirlemiş oluyor. Peki bunu kim yazdı? Bunu da Vecdi, evet. Vecdi Bingöl. 1888-1900, Vecdi Bey'in ölümü neydi? Hemen söyleyeceğim. Sanırım 70'lerde vefat ediyor Vecdi Bey. Evet, o yazıyor. Bu erdi bahar geldi yine, sardı cihan lale zamanını, o yazıyor. Yani bu bir aslında neyi belirliyor? Bir kültür tarzını belirleyen bir adam bu. Yani baharın nasıl karşılanacağı ve ondan sonraki bahar şiirleri öyle oluşuyor. Bir öncü, bir pioneer bu manada. Ve mesela Gip Nefi için diyor ki Farsça şiire özentisi vardı Osmanlı şairlerinin diyor. Nefi'ye kadar diyor. Nefi diyor artık onu diyor. Kendisinin kılmış adamdır ve kaside şairi Nefi'dir diyor. Tabi orada peygamber naatları falan da var. Bu edebiyle kalemini oynattığı yerler de var. Yani biz sadece bunun kaleminin sivri taraflarını götürüyoruz. Onlar da olağanüstü. Peygamber naatları vesaire de olağanüstü güzellikte. Ama tabi hepsine yetişemeyeceğiz. Şimdi bu sebki hindi nedir? Buna bir bakmak lazım. Burada demin dediğimiz gibi ilk derste Safavilerin bu ideolojik olarak ki onun replikası bizde de yaşandı biliyorsunuz. Yani biz
biz de Sünni bir şeye yapıştık ve Sünni olmayana alan tanımadık. Evet, hayatın içerisinde tabii ki Şiiler ehli İslam'dılar. Onlardan, Müslümanlardan alınan vergi alındı. Camileri vardı, ibadet hakları vardı. Yani ehli kitap tasnifine girmediler. Ondan sonra, yani imparatorluktaki uygulamadan bahsediyoruz. Ama düşünce olarak Şeyh Bedrettin'den başlamak üzere aslında biz Ahmet Yaşar Ocak Hoca ile başlamıştık bu derse. Sünni olmayanı kenara itildiğini biz de gördük. Ama esas bunun yıkımı Safavi İran'ında yaşanmış. Ve bunun şeyini, hasarını biz bize bilmiyoruz. Ve bizim aslında Herat'la olan irtibatımızın, Sadabat'la paktı dediğiniz, o bölgeyle olan, yani Türkistan'la olan irtibatımızın, bu Şii İran'ın bir blok gibi. Evet arkadaşlar, Azerbaycan Osmanlı idaresinde sadece 75 sene kalmış. Pardon, 75 gün mü? Çok kısa bir süre. Çok kısa, bir buçuk sene mi? Özür dilerim, tam ama çok kısa. Ama Gürcürevan diye bir vilayeti var Osmanlı'nın. Yani Ermenistan'ı ve Gürcistan'ı içeren ve oranın seferinde kim yapıyor? Gürevan seferini gene 4. Murat Hazretleri yapıyor. Yani 4. Murat bir de ne seferini yapıyor? Bağdat'ı tekrar kurtarıyor değil mi? Kanuni... Efendim? Şii kabul etmiyor. Şii ve Türk. Diyor ki senin bana ne üstünde, tıpkı şeyin... Şah İsmail'in dediği gibi senin bana ne üstünlüğün var diyor yani. Ben de Türk'üm diyor. Sen de Türksün diyor. Konu kapanmıştır diyor. Ve beylik iddiasında bulunuyor. Mesela şeyi de konuştuk değil mi? Fas Hanlığı'nın asla Osmanlı'nın idaresine girmemesini. Hanlık çünkü o bir. Yani orada Türkik bir yapı var. Acaba var mıdır arşivi? Değil mi? Çok yani bilme, merak etmediniz mi şimdi? Nasıl bir yerdir Fas Hanlığı? Enteresan. Hocam daha sonra Özdemir Paşa da alıyor. Sokulu Mehmet Paşa diyor ki ne yaptınız diyor. Gitmeseydiniz oraya diyor. Elimizden gider zaten diyor. Hemen dönüp duruyor. Dönüyor. Ve evet. Sokulu Mehmet Paşa haklı çıkıyor. Onun yerine diyor Avrupa ile uğraşsaydı. Evet. Yani İran'ın bu blok şeklinde şey yapması bir defa insan temasını, irtibatını kesiyor. Yani bu çok acayip bir şey. Tahtişir'in anlaşmasının uzun süre kalmasını da burada aramak lazım. Kesinlikle, kesinlikle. Anadolu için bloklamış. Bloklamış. Çünkü anlaşılan o ki mezhep savaşları İslamiyet ve Hristiyan savaşlarından daha iktidar oyuncusu bozan savaşlar. Bunlar daha güçlü. İktidar oyuncusu orayı biraz bloklamış. Batı, o çağlarda Batı daha rahat. Evet. En azından toplumu konsolide etmek için işte gavur, kafir vesaire diye. Darülharp pozisyonu diyebiliyoruz. Evet. Evet. Ya, bizim mezhebimiz budur falan diye işi bölücülüğe götürecek. Evet. Asrişir'in anlaşmasının cazibe noktasını da burada aramak lazım. Kesinlikle. Bir de çok önemli bir şey hatırlattınız. Bu muhalif edebiyatta ve Müslüman'ın muhalif olma sorumluluğu meselesinde şöyle bir şey var. Hani Darül Sülh, Darül Harp tasnifi biliyoruz artık. Fakat bir yer mesela oradaki insanlar Müslüman olabilir, ağırlıklı yaşayanlar. Bu şey değil. Atın şunu çöpe ya. Şimdi Darül Harp adalet düştüğü an orası Darülharp kabul edilir. Ve orada isyan meşrudur. Oranın çoğunluğu yaşayanların tamamı Müslüman olabilir. Devleti idare edenler de Müslüman olduğunu iddia edebilir. Ama eğer adalet işlemiyorsa orası Darülharp kabul ediliyor. Ha, Hristiyan olabilir. İşte mesela Vallaşya, yani Eflak değil mi? Boğdan. Ama ya da Macaristan'ın adı neydi? Erdel vilayeti. Erdel, Timiş var.
Tamamı Hristiyan olabilir ama idare adildir, Müslüman idaresidir. Artık orası nedir? Darülsulh'tur. Yani biz bu Darülharf ve Darülsulh'ta şöyle çalışıyor kafamız. Onların hepsini Müslüman etmek. Öyle bir şey değil. İdareyi Müslüman kılmak. Yani adaleti temin etmek. Evet, Nizza zaten mesela Nefi'nin şiirlerinde Şah-ı Cihan diyor şey için. Padişahları. Şah-ı Cihan. Yani o Şah-ı İran, bu ise Şah-ı Cihan. Yani iki ayrı şey mesele. Evet, devam edelim. Hocam, bu Fas Hanlığı meselesinde İngilizce'de falan şöylesi bir şey var. Emevi döneminde de, Abbasi döneminde de ordudaki Türk generaller Mısır'dan başlayıp Fas'a kadar, Cezayir'e kadar gittiklerinde yanlarında Türk mühendisleri, savaşçıları, tabii, geri hizmetlerdeki aşçıları falan da götürmüşler ve orada mimaride ciddi şey yapmışlar. Horasan harcı var. Yani tabii mesela gidiyorsunuz Cezayir'de bir camide Magrib, Endülüs dönemi mimarisi, yani daha 1071 yok. Mesele bu yani. Bu 1071 meselesi yok. Horasan harcı. Benim bir arkadaşım vardı, Samar. Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde doktorasını yapıyordu ve sanatı üzerine, Endülüs dönemi mimarisi üzerine elinde bir şeyle gezerdi. Böyle bir tuğla gibi bir şeyle. Bu ne diyordum? Bu Horasan harcı diyordu. Yani dan yapılmış bir şey, yani yumurta akımı bir şeyler kullanıyorlar. Ben malzemeden anlamadığım için bilmiyorum. Ondan sonra diyor ki Fransız sanat tarihçileri Fransızcadan okuyordu. O şey de okuyordu. Latin, Venedik arşivi de karıştırıyordu. Türk diyorlar diyor. Daha hani Türkler 1071'de geldi. Ben Türkiye'de bir seminere katıldım. Orada öyle diyor diyor. Yani şimdi bu kalıplarla, tasniflerle tarihi sıkıştırdığınız zaman tarih size kendini vermez. Tarih tasnif kabul etmez. Tasniflerin dışında bakmak durumundasınız. Hem malzemeye, tarihsel arşiv malzemesine, hem edebiyata, hem de artifacts dediğimiz mimari ürünlerine. Evet, somut malzeme ürünlerine. Bir yardımcı olmuyorsunuz Sümeyra Hanım. Sizin işiniz, Muzaffer Bey yok mu? Mimar Efendimiz, o da yardımcı olsun. Ben kelime arıyorum burada, perişan oluyorum. Şimdi tabii Safavi İranı'ndan giden bu bilginleri, bu şairleri Babür Şahlığı bağrına basıyor. Ve orada şöyle bir şey oluyor. Mesela artık, bu çok mühim, hani bizim divan edebiyatını çok eleştirirler okullarda, okuduk hep beraber. Gül, bülbül, aşk falan filan. Evet efendim, şarap, sevgili, bu ne, servirevan, yeter artık edebi, değil mi? Divan şiiri bundan ibaret görülüyor ve biz siyasetçi tarihçilerinin malzemesi düz yazılar oluyor. O da gidiyorsunuz Aşık Paşazade, efendim Naime Efendi, Şanizade, birkaç daha tarihçi, Cevdet Paşa bitti. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Yani bu benim malzemem. Ben bu ne şiir şeklinde ise şiir şeklinde, ona bakarsanız Puşkin'e kadar Rus edebiyatı yoktur, değil mi? Şiir yazarlar. Shakespeare şairdir. Şiir şeklinde yazar bütün oyunlarını. Şiir formunda yazar. Değil mi? O zaman yok mu diyeceğiz? Ki bu arada Nefi'nin Shakespeare'le çağdaş olduğunu da söyleyelim. Tabii onun çağdaşı. Fakat tenezzülleri yok. Onların akılları, fikirleri Babür'de, Herat'ta, oralarda ne olduğu ile ilgileniyorlar. Bu dünyanın entelektüel merkezi başka bir şey. Ve o Afganistan yok artık. Yani bu hakikaten böyle, hani biz Filistin'e yoğunlaşıyoruz, orayı unutuyoruz, bitmiş gibi. En azından yüreğimizle böyle o Afganistan'ın gittiğini. Türkmen bir öğrencim şey demişti. Biz ağabeysiz kaldık demişti. Afganistan işgale uğradıktan sonra. Biz hiçbir zaman bir Özbekistan gibi bir devlet olamayacağız. Bizim başımızda hep saçma sapan adamlar olacak. O Türkmen şeyi. Evet evet. Çünkü biz ağabeysiz kaldık dedi. Yani Afganistan'ı Türkmenistan ağabeyi olarak görüyor. Yani adı onun Afganistan. En eski adı onun Babür Şahlığı. Bunu bilelim yani. Öncesinde ya da bir şeyinde
Timur Hanlığı var değil mi efendim? Şimdi bu aşk, sevgili, romantik konular biraz devre dışı kalıyor. Ya diyor, ben ne bahtsız bir adamım ki diyor. Tam özet söyleyeceğim şey. Kime diyor, sevsem mülayim desem afet olur diyor. Yani sevgilisine yazdığı şiir de böyle. Kimi sevsem diyor, ona diyor mülayim desem, güzel desem ertesi gün afet oluyor diyor. Ben ne şanssız bir adamım diyor mesela. Onu da o şekilde. Yani orada dahi böyle şey bir romantizmi göremiyorsun. Naif bir romantizm göremiyorsunuz. Evet. Sarkazm var, evet. Sarkazm var, evet. Şimdi bunun yerini hikmet, evet, fikir, felsefe ve en önemlisi şey, öğüt. Bunların ışığında üretilmiş öğüt alıyor. Bildiğin o şeyi var ya, öyle geçmişiz ki varlık gülşeninden, incinmemiş hazanımızdan bir çiçeğin rengi bile. Çok güzel, evet, çok güzel. Müthiş o, hakikaten müthiş. Ve biz, çok enteresandır, Nef'i'de bir söz ekonomisi görüyoruz. Yani laf olsun diye kelimeleri doldurmuyor. Vezin, hani vezin tutsun, namerdim ve icvetmezsen bu. Vezinin tutmasına bakmıyor. Necip Fazıl gibi. Necip Fazıl vezin tutsun her şeyi diyor biliyorsunuz yani. Hani çok zorlama bir vezin şeyi var Necip Fazıl'da. Hani işte evet evet işte yani çok çok zorlama olduğunu düşünüyorum. Kafiye tutturunca söylenebiliyor. Yani o kişinin sözlerinin büyüsüne kendini kaptırması. Bu böyle bir şey değil. Başka neler var? Başka? Burada arkadaşlar bakınız. Yani ve bunu da söylüyor, söhbetlerinde de söylüyor, sanatında da görülüyor bu. Ve bu bir geleneğe dönüşmeye başlıyor. Daha 19. yüzyılın son çeyreğinde Anton Çehov'la başlar. Edebiyatta redundancy dediğimiz, yani belagat, laf kalabalığının edebiyatın dışına kovulması. Nasıl diyor Anton Çehov? Eğer diyor bir odayı tarif ederken orada duvarda asılı bir silah varsa dan bahsediyor, o silah ya patlamalı ya patlamamalı. Yani konu olacaksa ondan bahsedilmeli. Yoksa oraya konulmamalı. Şimdi bu söz kalabalığının, belagatın, redundancy'nin ya da bu precious nasıl diyeceğiz onu Sümeyra? Precious şey, tumturaklı. Tumturaklı sözün kovulması. Bu da Hindi sepki etkisiyle gerçekleşen bir şey. Ve bunun da pioneer'ı Nef'i oluyor. Yani bence bunun pioneer'ı Yunus Emre de. Ama biz divan edebiyatından bahsediyoruz. Yoksa Yunus Emre herhalde Çehov'un işaret ettiği zirveye ulaşmış adam. Şimdi, buyurun. 20. yüzyılda bu laf kalabalığını temizleyip edebiyat yapan bir rahmetli Adalet Hanım var. Tabii, Adalet Hanım'ın da bu konuda laf kalabalığını temizleme meselesini kendisi şöyle diyor. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda diyor, tiyatro şeyleri yazdığımızda, metinleri yazdığımızda, senaryoları yazdığımızda her kelimenin tiyatronun dakikasını uzatacağını, sahneyi sıkıştıracağını, Çehov da öyle mesela, şey yapacağını Çehov düşündüğümüz için diyor, orada diyor şey yazmayı, temiz metin yazmayı öğrendim ben diyor. Temiz metin. Ve biliyorsunuz hocam, teşekkür ederim, Adalet Ağoğlu bizim çocukluğumuzda radyo dinlediğimiz radyo tiyatrolarının söz yazarı. Yani o tadını hatırlarsınız radyo tiyatrolarının, onların söz yazarı olan bir insandan bahsediyoruz. Evet, şimdi şimdi burada tabii bu bir sanat akımı oluyor. Anton Çehov'un mesela biz geçen gün bunu Zübeyde Hanım'la telefonda konuştuk. Resimdeki karşılığı Isaac. Bir dakika, Isaac nasıl yazılıyordu? Isaac, evet. Leviathan. Şimdi bunun da taşra şeyini, metnini, manzaralarını resmetmesiyle ünlü.
Bunun da resmine bakıyorsunuz. Orada da aynı sadeliği görüyorsunuz. Nasıl olur diye üzerinde düşünürken öğrendik ki bu ikisi Moskova Sanat Akademisi'nde, Kraliyet Sanat Akademisi'nde sıra arkadaşlarmış. Aynı hocadan beslenmişler. Evet. Şimdi makam ve mevki için yazmıyor. Zaten böyle şeyi de devlet görevliliği de katipliğin üstüne çıkmıyor kendisinin yani. Hani o kadar da çok kısa değil ömrü yani. Olabilir değil mi? Sultan Murat'la bu kadar senli benli eş dost ilişkisi var aralarında ama çıkmıyor. Bunu şöyle diyor. Yoksa tabum benim ol, mertebeden âlidir. Yoksa tabum yani yazdıklarım benim yazdıklarım ol mertebeden, bütün mertebelerden yüksektir. Ki idem mal için endişeyi Mehdi Azat. Şimdi bu acayip bir şey. O yüzden hocam entelektüelliğin... Ki idem mal için endişeyi Mehdi Azat. Ne demek endişeyi Mehdi Azat etmek? Şimdi tamamını yazmayacağım. Yazayım bunu. Ki edem mal için evet endişeyi endişe düşünceye endişe diyorlar. Evet. Endişeyi Mehdi. Bakın arkadaşlar bu çok önemli. Mehdi burada ne anlamda? Şimdi geliyorum. Endişeyi Mehdi Azat. Yani şimdi bu aslında Mehdi hidayet kökünden geliyor arkadaşlar. Yani hidayetle aynı kökten geliyorlar. Şimdi burada gibin bir yaklaşımını buldum ve hakikaten şey yaptım. Ne derler? Hayretle müşahede ettim. Diyor ki divan şairleri herkesin Mehdi'sinin kendisine geleceğini biliyorlardı diyor. Daha doğrusu herkesin imanı kendi Mehdi'sinin ona gelmesi, hidayet erdiği an ona bir Mehdi'nin gelmesi anlamındadır bu diyor. Ki edeyim diyor endişeyi Mehdi yani hidayet düşüncesini bir tarafa bırakayım. Yani bana diyor hidayet sağlayacak olan tefekkürümü. Beni kurtaracak kişi. Beni kurtaracak olan tefekkürümü yani tefekkürün kendisini kurtar. Bunu azat eder miyim mal için ben diyor. Yani dünya malı için. Yani orada bir yani endişeyi Mehdi aslında ahirete aymasının dünyada başladığının bir şeyi, bilgisi bu. Yani kişinin Mehdi gelecek yani herkesin kendi kıyameti, kendi Mehdi'si var gibi bir şey bu. Yani böyle bir yorum. Bilmiyorum ilahiyatçılar beni herhalde keserler duyarlarsa. Olsun ben de şehit olurum. Evet. İtikattan değil hocam Mehdi'nin ancak. Teferruatta. Evet. Ha eyvallah. Tabii. Yani ve şimdi geldik konuya ölümden korkmayan garip bir adam bu. Yani infaz edileceği günü biliyorsunuz bu Bayrampaşa meselesi. Şimdi şöyle bir İstanbul o dönem işte Anadolu'da Celali isyanları var. Kuyucu Murat Paşa gitmiş ası pasıyor ki kuyulara kafa atıyor. İstanbul'da da isyan var ve İstanbul'da idareyi örfiyeye avdet edilmiş. Yani şeriat ne yapılmış? Kaldırılmış. Yani Türkçe dersek olağanüstü hal ilan edilmiş. Bayrampaşa da onun başındaki paşa. Yani olağanüstü bölge valisi. Bu Bayrampaşa'nın canını okuyor. Yazıyor bir beyit. Bayrampaşa sokağa çıkamaz oluyor. Gidiyor 4. Murat'a diyor ki ya diyor beni diyor bu isyanları bastırayım buraları deruhte edeyim diye tayin ettin diyor. Ben bu adam bir beyit yazıyor. Sokağa çıkamaz oluyorum, bir yere gidemez oluyorum. Bunu artık durdur diyor. Bunu artık durdur diyor. Ve Bayrampaşa'yı son bir şeyinde artık ki birkaç defa diyor ki yazma diyor. Şey ona. Evet yazma diyor. Ondan sonra ama gene bir mecliste buluşuyorlar diyor. Yok mu hiciv diyor. Ve çıkıyor. İstediğim gibi olsun.
Ve yazmış ama diyor ki yazmadım diyor. İçimden yazdım diyor. Bende duruyor diyor. Ezberimde diyor. Yani. Ve Bayrampaşa nihayet şey fermanını alıyor. Dil belası. Evet, dil belası alıyor. Şimdi bu adam ne diyor? Kendi öldürüleceği zaman bir şey bunu istida yazacak. Dilekçe yazacak. Bir sevdiği bir şey vezir. Bunu seviyor, istida yazacak. Hani şunu yeniden düşünsünler. Hani padişah bu infaz emrini yeniden düşünsün diye. O malumunuz bir şey Sudanlı bir şey vezir. Evet. Mürekkep dökülüyor. Malum hikaye. Ne diyor? Endişe buyurmayın diyor. Zat halinizin teri damladı diyor. Mübarek teriniz damladı diyor. Yani evet. Ve idam sehpasında söylediği şeye şimdi bakınız. Ey dil, gönül. Hele alemde bir Adem yokmuş. Yani dördüncü Murat da dahil. Sen de benim muhatabım değilsin diye. Var ise de ehli dile mahrem yokmuş. Olsa ben bilirdim zaten diyor. Ehli dile benim gönlümü ona ayardı diyor. Gam çekme eğer hakikatte arif isen. Farz eyle ki elan yine alem yoğunmuş. Yani bu bildiğimiz alem değilmiş. Yani esas olan yokmuş. Evet. Hocam bu da şeye benziyor. Aslında hani bu kadar rigid, bu kadar araştırmalı bir insan muhtemelen gençken ölmeyi hayal ediyordu. Bu kadar değişmesinin sebebi o. İsmet Özel de şey diyor ya, almadın canımı gençken kaldı yaşamak yükü. Omuzumda. Evet, 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 evet. Nedir bu yaşamak yükü? Evet, evet. Yani kendini o kadar farkında bir insan, hani gençken canının alınması gerektiğini düşünüyor. Bu kadar şeyken, her tarafı değişmişken. Ama yaşlanmış yani. Evet, evet, yaşlanmış. Şimdi Şeyhülislam Yahya Efendi bunun diğer kurbanı. O hikayeyi de aktarmak isterim. Şeyhülislam Yahya Efendi ne diyor? Şimdi hayli sühan veran içre, nefi menendi var mı bir şair diyor. Sözleri sebai muallakadır, İmrül Kays kendidir kafir diyor. Sebebi mukallak bir şey ya. Bravo. Şimdi bunu kim diyor? Şeyh Yahya Efendi nefiye diyor ki ya benim kalemim yok mu? Ben de yazarım. Al sana diyor bu beyti diyor yazdım diyor. Ne diyor cevaben? Bize kafir demiş Müftü Efendi. Tutalım ben ona diyen Müselman. Varıldık da yarın ruzi cezaya, ikimiz de çıkarız anda yalan. Yani evet. Ben Müslümanım, sen o kafirdir diyor aslında. Şimdi hakikaten burada bir hikaye anlatmak isterim. Bir şeyini daha söyleyeyim ondan sonra. Bu kâp da var hocam, çok meşhur ya. Evet. Tahir Efendi bize kâp demiş. Evet. Şimdi bu o çok bilinenlere mümkün evet. Mertebe girmemeye çalıştım. Yani Tahir Efendi kâp demiş. İşte ben Hanbeliyim de vesaire ki Hanbeli falan değil yani. Kendisi Tahir. Hanefi yani. Hani Erzurum'da Hanbeli ne arasın yani? Hani ne alakası var yani? Tabii ki kendisi bildiğimiz Hanefi, Sünni Hanefi yani. Ondan sonra ama hicveder vezin tuttuğu zaman biliyorsunuz hicvetmeden duramıyor. Şimdi bir hikaye anlatmak isterim. Ben bunu Orhan Veli'nin düz yazılarından okudum. Orhan Veli'nin böyle düz yazıları çok fazla değil. Hikayeleri var, çocuk hikayeleri var. Onlardan başka bir de düz yazıları. Mektupları var. Böyle ince bir kitap Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkmış. Bu bir dönem Cumhuriyet Gazetesi'nde yazı yazarmış. Bu da oradaki yazılardan birisinde şunu anlatıyor. Halide Edip Hanım bu Orhan Veli ile bir tanışmak istiyor. Yani şöyle düşünün. Rahmetli Alev Alatlı'nın bir YouTuber'la görüşme istemesi gibi bir şey bu. Yani ne yapıyor bu çocuklar? Hani nedir? Ne dönüyor burada? Öyle ya, bu yeni bir mecra. Yani aslında mesele hep ne? Bir efkar-ı umumiye meselesi. Yani herkes aslında efkarımıza da etki yapmaya çalışıyor. Efkar-ı umumiye de bu çocuklar ne yapıyorlar diye şeyde
neydi bu Beyoğlu'ndaki meşhur Markez Pastanesi'nde çağırıyor Orhan Veli'yi. Haber gönderiyor. O da onunla buluşmaya gidiyor. Uzun uzun anlatıyor Halide Edip'in halini, tavrını, ondan sonra tesbihini nasıl çektiğini falan filan, tütününü nasıl içtiğini vesaire. Sonra diyor ki sen ne yazıyorsun? Bakıyor işte vesaire vesaire. Onların dünyasını anlamaya çalışıyor. Bu vezinsiz garip şiiri, garip hareketi vesaire. Ondan sonra çok güzel diyor. İşte seviyor, beğeniyor, onaylıyor. Fakat sonra diyor ki bakın diyor. Gene de diyor ben size şunu söyleyeyim diyor. Eğer diyor küffara diyor biraz Türkçe öğretmeyi bilseydik diyor. Zavallılar diyor, Rönesans diye diyor. O kadar nalbur gibi boya inan, taşınan toprağına heykel yapacağız diye ameli gibi uğraşmak yerine divan şiiri yazarlardı diyor. De divan şiiri dünyada genel geçer en büyük şiir olurdu. Ben Nefi'yi anlatmak için biraz girmek zorunda kaldım divan şiirine ve bunu aslında Nefi'ye giden yol benim için Nevres Efendi'den açıldı. Nevres Efendi 18. yüzyıl şairi. O da bir Bağdat seferinde bir şeyin paşanın şeyi şairi. Çünkü paşalar şairlerle gidiyorlar ya savaşa. Neden? Birisi tabii yani ya da işte Rus çarı da nasıl gidiyor savaşa? Ressamlarla gidiyor değil mi? E tabi yani birinin bizim kulaklarımız söze kesilmiş, şey yapılmış. Biz söze kulak kesilmeyi bilen bir kültürüz. Dinlemeyi bilen bir kültürüz. Yani işte bizde yazılı edebiyat yok. Evet çünkü çok güzel şiir söylüyorlar ve bunun için çok uğraşmaya gerek yok. Vezinli söz insandan insana kolay geçiyor. Akılda kalıyor ve aktarılması mümkün oluyor. Mühim olan dinlemek ve anlamak ve tabi dinleyecek adam bulmak. Şimdi Nevres Efendi'nin malzemesine baktığım zaman ben yani şey için yazdığı savaş hat, bir savaş şiirleri var o dönem savaşı anlattı. Bir de o savaşı anlattığı bir tarihçi Nevres diye bir tarihçesi var. Yani tarih değil, tarihçe küçük tarih. Mesela bağ, bahçe, küçük bağ demek bahçe. Bahçe diye diyoruz ya o aslında bahçe. Yani küçük bağ anlamında. Mesela Sümeyra Hanım'ın da kızçesi var. Küçük kızı anlamında. Evet. Benimkisi artık kızcı değil. Bayağı büyüdü. Tarihçesinde Nevres Efendi'nin ben yetmedi şeyi bana. Tarihçesi. Şiirine bakma ihtiyacı duydum. Ve orada bizim şiirin, divan şiirinin tarih çalışmalarının konusu olması gerekir. Siyasi tarih çalışmaları. Bu çok önemli. Yani bugün divan şiiri okuyabilecek diplomasi tarihçisi arıyorum mesela ben. Yani bu kadar gerekli bir şey ve o zaman biz aslında yazılı kültürümüzün miktarı nedir onu çıkarabileceğiz ortaya. O zaman koyabileceğiz. Yani yoksa bu elimizdeki mevcut yazılı tarihle kendimizi anlatamayacağız, kendimizi de anlayamayacağız. Bu cüz olmadan yani bu adamların yazdıkları divanlar, kasideler, işte naatlar değil mi? Mesela peygamber naatlarındaki değişimin gözlemlenmesi. Mevlid-i Şerif'ten alıp şeye kadar getirelim, Cumhuriyet'e kadar. Orada nasıl bir değişim söz konusu? Nasıl bir İslam anlayışı söz konusu? Nasıl bir peygamber algısı söz konusu? Bu açıdan bakmak gerekiyor ve bu tarihçinin nesidir? Malzemesidir. Buyurun hocam. Kim dediniz? Walter Andrews. Evet. Yani bizim Türklerden bence daha fazla Türk. Evet. Ondan sonra yaptığı olsun, mekanı cennet olsun. O orada divan şiiri konusunda tam bu sizin gittikten falan sonra çok daha ufuk açıcı bir şey yapıyor. Diyor ki bu yabancılaşmış benim şarkısıdır bu diyor. Yabancılaşmayı da mesafe koyma anlamında. Ha, evet. Yani siz yani bu divan şiiri dediğiniz adamlar kendi bedenleri, kendi şeyleri de şahsiyetleri de dahil olmak üzere her şeyi nezaketle tartışmaya açıyorlar. Evet. Adam etmeye çalışıyorlar. Evet tabii kendisiyle çok bu mesela kendisiyle bir dalga geçmesi var Nefi'nin. Yani kendisiyle de uğraşıyor. Zaten mizah ne mizah söylenmeyen şeyi söylediğiniz zaman olan şey. Yani
söz var halk içinde, söz var hulk içinde sözünü bilirsiniz. Yani halk içinde normalde söylenmeyecek şeyi düzgün bir vezne döküp söylediğiniz an ne başlıyor? Mizah başlıyor orada. Yani bugün mesela bir Cem Yılmaz olmak isteyen adamın gidip biraz Osmanlıca öğrenip nefi okuması gerekiyor. Bu arada... Şiddetle öneririm yani. Çok faydalı bir şey. Yani çevrenizde efendim şöyle hani sözünden korkulan adam olmak isteyen de nefi okumalıdır. Buyurun hocam. Hocam bu arada yani kendi şahsiyetini her gün yeniden inşa ediyor. Evet. Yani her gün kemali takviye ediyor. Evet. Yani kemalet niye? Çünkü ölümle biten bir şey değil mi efendim yani? Son nefese kadar kimse hakkında hüküm veremeyiz yani. Evet. 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 Ve kendisinden sonra diğer aslında incelemeye değer bir şair. O da Bayburtlu Zihni. Gene bu adamın memleketinden. Gene aynı coğrafyadan. Dolayısıyla yani bakın Nefi, Ziya Paşa, Nurettin Topçu, Bayburtlu Zihni, daha niceleri vardır tabii. Bu adam, tabii bu şeyi de söylettik yani Fahrettin Baberti ile başlamıştık zaten bu dönemki derslere. Buradaki insan malzemesini ve folklörü bu açıdan yeniden ele almak ve kazmak da gerekiyor. Bu da ayrı bir konu efendim. Evet, sorular istiyorum. Hocam bir soru değil de bir şey... Buyurun lütfen. Şimdi Yahya Kemal de bu yani çocuklar diye adlandırdı. Bu Orhan Veli evet. Ve diğerleri toplanıyorlar. Diyorlar ki Yahya Kemal'le görüşelim. Ankara'da toplanıyor eğer hafızam beni yanıltıyorsa. Bunlar şiirlerini sunuyorlar. Yani Yahya Kemal gibi büyük bir şair şiirlerini sunacaklar. Evet. Büyük bir zevkle orada. Heyecanlılar. Yahya Kemal'le okuyorlar ki Yahya Kemal malum kendisiyle şiirin bittiğini savunacak kadar söyleyen bir insan. Kibiri yüksek bir adam. Öyledir kendi şahsi görüşü. Evet. Onu da bilmiştir. O evet. Fakat bunları okuyor falan çok şaşırıyorlar. Yahya Kemal diyor ki çıktıktan sonra başkalarına ya şunlara bak diyor şiir yazdıkları sanıyorlar diyor. Onlar o kadar büyük bir zevkle anlatıyorlar. Ben buradan şu kanaate vardım ki sizin de söylediğinizde demek ki onlar yenilikle o kadar da büyük şairlerin falan dikkatini çekmişler yani. Bile dikkatlerini çekmişler. Yani ne kadar şiir yok dese de. Elbette iyi ki bu dünyadan bir Orhan Veli geçmiştir evet. Yani evet. Değil mi? Yani hani Boğaziçi'ne herhalde iki kişinin insan refakatinde gezer. Evet. Birisi Orhan Veli öbürü Yahya Kemal'dir yani. İkisi de olmadan Boğaziçi'nin... Ama işte Yahya Kemal şiir yazdıkları zannediyorlar. Zannediyorlar diyor evet. Yani bu tabii devrin dünyasına ilişkin de birkaç kelam etmek lazım. Tabii sonuçta Nef'i bu şeyin zirvesinde yani klasik Türk imparatorluğunun Türkiye Osmanlı İmparatorluğu'nun daha Karlofça'yı idrak etmemişiz. Yani daha 1699 olmamış. Yani evet hazinede sıkıntılar var, isyanlar var vesaire ama tabii yani şimdi onun devri işte 1. Elizabeth'in devletin bizimle ilişki kurduğu devir. Mesela 1. Elizabeth'e yazılan mektuplarda 3. Murat yazıyor. Ona nasıl hitap ediyor? İngiltere vilayeti kraliçesi diyor. Tabii vilayet yani. Evet kraliçesi ve kraliçe Elizabeth 3. Murat'a gönderdiği mektuplara ve adamlara ben diyor... Sizinle diyor aynı dünya görüşündenim diyor. Ben diyor bu haca tapmam diyor. Bak diyor şu İspanya şeyi diyor kralı diyor. Haca taptığı için o beni çok istedi ona varmadım zaten bu yüzden diyor. Çünkü diyor saatine maatine tapıyor diyor yani. O putperesttir diyor. Ve yani öyle bir dönem ki İngiltere bütün şey dünyasını... Katolik dünyayı karşısına alarak bu devletle ilişki kuruyor ve ilişkiyi buradan kuruyor. Yani ben de sizin inancınızdayım, ben de sizin gibiyim. İşte olsun bana vilayetin kraliçesi falan deyin. Anglikan Kilisesi ayrıldıktan sonraki dönemde. Efendim? Anglikan Kilisesi ayrıldıktan. Tabii o kurucusu. Yani Anglikan Kilisesi'ni daha doğrusu İngiliz Protestanlığını
kurumsallaştıran kişi. Ondan sonra gelen kral kimdi o? Birinci Charles. İkinci James. Kraliçe Elizabeth'ten sonra geldi ve Katolik dünyayla ilişkilerini tekrar kurdu. Çünkü onun annesi de karısı da Katolik sanıyorum. Yani onun öyle bir bağlantısı var Katolik dünyasıyla. O tekrar işte şeyleri Osmanlılarla ilişki kurmayı Osmanlıları kafir addediyor. Ve bu ne derler? Kraliçe Elizabeth'in tutumunu Hristiyanlığa ihanet olarak görüyor. Yani devlet öyle bir devlet ki bu devirde. Mesela Naima Efendi bu devirde ki sonra yazmasına rağmen Venedik en muhatap devlet değil mi? Yani ne var orada muhatap devlet olarak? Venedik var 15-16. Yüzyılda. İspanya var. Daha İngiltere'de yok. İşte vilayet yani ve Latince yazılıyor İngiltere'ye mektuplar. Yani bu Roma'nın bir vilayeti. Tabii ki Latince yazacağım. Ne yazacağım ben buna diyor yani. Yani dilini kabul etmiyor bile. İngilizceyi kabul dahi etmiyor ki. Shakespeare o dönem bayağı harıl harıl oyunlarını yazıyor ve sahneleniyor yani. Ondan sonra Venedik için şöyle diyor mesela. Venedik tabir edilen balıkçı keferesi bir devlettir diyor. Yani bir balıkçı devletidir diyor. Devlet değil ki o diyor. Yani nefinin tabii mağrurluğunun, cesaretinin de bir arka planı var. Onu demek istiyorum. Yani tabii bu bizim ilmen kötü olmamıza, kalemimizin şey olmasına mazeret olmasın da cehaletimize mazeret olmasın ama şeyinin yük ve eleştirebiliyor çünkü iyinin ne olduğunu biliyor.